Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekiple Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine efsane çılgın şeyler yaptık. Bayağı eğlenceli oldu. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar ekiple Minecraft'ta şerefine bu videoyu sizlerden 5000 like istiyorum. Like atmayı sakın unutmayın çünkü bu benim için gerçekten çok önemli. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar bugün yanımızda Burak, Senyorum Üstü ve Ali var. Biliyorsunuz Ali bir önceki bölümden ve bugün yanımıza yeni katılan Senyorum Üstü var. Aslında yeni değil, eskiden de vardı ama hiç bir tutunamamıştı. Bilgisayara yanmıştı çocuğun. Anakartı yanmıştı. Talihsiz bir olay arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Hoş buldum abi. Ne yapıyorsunuz gençler? Burak sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Gelmiyorsun. Son videoda da yoktun. Herkes özlemiş seni. Son videoyu izledim işte. Arkamdan böyle bir sallamışsınız. Bir şeyler yapmışsınız ama yine buradayız. Her şeye rağmen buradayım. Allah Allah. Sallamışız. Biz kimsenin yüzüne karşı söyleyemeyeceğimiz şeyi arkasından konuşmayız. Aslan parçası. Unutma bunu. Ama neyse hadi. Hadi öyle olsun. Hadi öyle olsun. Süperlik. Neyse arkadaşlar. Bugün sunucuya ilk gelen arkadaş, yani yeni gelen, tekrardan yeni gelen bir arkadaşımız olduğu için Seviyorum Musti diye bir ev yapmasını söyleyeceğim. Tamam mı? Musti bir tane ev yapacaksın sen. Ama tamam. Sana ilk öncelikle arsa satacağız. Ali sana bir arsa satmıştım ama sen şeye gelmediğin için yayında senin yarım bıraktığın evi, o külüstür evi biz patlattık adamım. Hadi ya. Aynen. Gel senle bir oraya gidelim. Aynen, külüstür 2015 Minecraft'taki evini patlattık. Orayı da bir göstereyim. Abi eskiyiz biz ya, 2015'te. Olsun. Bitirmediğin için patlattık. Kötü olduğu için değil. Alias'la ikimiz yaptık. TNT'leri döşedik. Bak burayı tekrardan ben toprakla doldurdum. Sen buraya bu bölümde bir evini yap. Burayı Ali'ye 5 siteye satmıştım. Şimdi de Senyorumuz diye bir tane arsa satacağız arkadaşlar. Artık eski sisteme geri dönüyoruz. Artık vergi veriyoruz. Yorumlarda gördüm. Abi anayasaya hiç uymuyorsunuz. Vergiye uymuyorsunuz. Buna uymuyorsunuz diye çok şey gördüm Burak. Biz de bayağı şeyden uzaklaşmışız konulardan. YBC gelmeyince. Dağılmışız. Bitmişiz yani. Öyle söyleyeyim değil mi? Bitmişiz ya. Ne bir vergi, ne bir böyle, ya hukuk şehrinden çıkmış ya. Vergi vermiyoruz, onu vermiyoruz, bunu vermiyoruz. Ortada devlet kalmadı. Ortada devlet var, devleti biz kurduk. Neyse, uzun lafın kısası arkadaşlar, şu anda üzerinde niye bu kadar malzeme var diyecek olursanız, biz dün bir tane yayında netherite yarışı yaptık arkadaşlar. O yüzden bu netherite'ler bana oradan geldi ve Burak bana geri kalan netherite'leri atacaktı, 12 tane. Seninkinin kaçtı? 34 tane bulmuştun. Yarısını bana atacaktın Burak. Gel. Aslında hepsiydi de normalde bir stack netherite bulan kazanacaktı arkadaşlar. Dur bakayım. Niye sen kazandın diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü o sıra benim elimde daha fazla vardı ve ben daha fazla kazandım. Burak'ın elinde olsaydı Burak kazanmış olacaktı değil mi Burak? Evet arkadaşlar, tamamen böyle hilesiz hurdasız bir şey oldu. Garloş kazandı, eyvallah, okey. Bükemediğimiz bileği alnımıza koyarız diyorum. Şimdi elmas o zaman, da ben yemiştim. Aynen, elmas da sen yemiştin. Şimdi o zaman şey yapalım Burak, Senyorum Üstü'ye bir tane arsa belirleyelim. Bu arada anayasayı artık düzenleyeceğiz. Yeni bir anayasa yazacağız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir anayasa yazacağız. Bütün maddelerin çoğunu değiştireceğiz. Artık benzer olmayacak. Bayağı hoşunuza gidecek yani yeni anayasa. Şimdi oğlum bizim şeyimiz yok mu? Şimdi Senyorum Üstü'ye bir tane arsa vereceğiz. Arsayı da Senyorum Üstü'ye şey yapacağız. Senyorum Üstü bak, Ali'ye şu portalın arkasında bir arsa verdik. Gel hacım, sana bir göstereyim. Geliyorum. Oraya. Gelmeden önce şuraya ben bir tane şey koyayım. Fırın koyayım. Aa, fırın varmış zaten burada. Sen geç oraya, ben kanatla geleceğim zaten. 17 tane, yarısını da buraya koyayım. Geri kalanını da şuraya koyarsam. Tamam. Bunlar bir pişsin. Ben de geliyorum o sıra. Burak sen de gel. Musti şimdi biz buraya Ali'ye arsayı, ben buraya 5 siteye verdim. Tamam mı? Çünkü burası köyden uzak. Dağda bir yer verdim. Tamam mı? Dağın dibinde. Evet. Allah'ın unuttuğu yer. Bizim çok buraya gelmediğimiz bir yer. Burayı 5 evet. Siteye mi verdin? Burayı 5 siteye verdik ama tabii burası komple böyle 5 sitek değil. Burası şu yarı. Şu yarıdan itibaren. Yani atıyorum şuradan itibaren. Anladın mı? Atma. İskelet attı, hediyemdi benim. Şimdi sen köyden uzak bir yer mi, köyün içerisinde bir yer mi istiyorsun? Ona göre... Yani çok da uzak olmasın yani. Bura mesela portala biraz yakın ama köyün genelinden uzak. O zaman... Köyün merkezi gibi bir yer olabilirse daha iyi olur. Yani borcunu veririm ben, o sıkıntı değil. Öyle mi? Ama bak biraz tuzlu olur diyeyim sana. Bakalım, vereceğiniz yere bağlı. Tamam, şimdi. Burak ilk öncelik gelsene okulun arkasına. Burası ne diyorsun, burası uygun mu? Şahsi görüşüm para etmez. Şimdi diyeceksin ki şehrin ortası niye para etmez? Ya burada okul var, okeyim okey, ama bak burası dağın tepesi. Lan dağın tepesi mi? Ya bak dağın üstü. Yani evet. Şimdi burayı verirsek de... burası biraz daha pahalı olabilir. Burası deniz manzarasına, buraya dikeceğim binaya bağlı. Deniz manzarası falan da verebilir yani. Yani şimdi şöyle. Arkada kalıyor biraz sanki. Hem kötü ya, biraz buraya bence başka bir şeyler gelebilir. Hem bence kötü. Ben daha iyi bir arsa buldum. Bak hemen buranın arkasına bakıyorsun. Bak burayı görüyor musun? Aa bak gel buldum. Bu AFAD'ın bu olduğu yer. Bak burası. Yanı boş zaten. Bak hem bak burayı bence daha pahalıya kapatabilir. Mesela orası 15 stek ederdi. Burası 76
Burak şimdi 76 stack okeydir. 76 stack Zümrüt uygun mu? 76 stack bu sunucudaki tüm herkesin parasını toplasan olmaz zaten. Ben neyi veriyorum? Bizim orayı karıştırmayalım. Bak burası şimdi bak. AFAD'ı yapan biri olarak burası şimdi senin evin patlasa bak. Hop tağın da AFAD'a başvuruyorsun diyorsun ki bak benim evim patladı diyorsun. Direkt buradan AFAD yapıyor. Yardımcı olarak. Aynen. Bir sağına bakıyorsun belediye binası. Şurada biraz daha ilerliyorsun şehir. Yani burası bence 76'yı da geçtim. 81 stek edebilir. Ya tamam konumu güzel bir yer bak. Karşıda cami manzaraları mükemmel bir yer. Ama 81 stek sunucuya yeni gelen bir tamam, kişi tamam, olarak. Tamam. Şakayı bir yana bırakalım. Burasını hacım sana vereceğimiz fiyat 20'den açalım. 20 stek Zümrüt'ten açalım. 20 stek şimdi yok demem benim üzerimde zaten dünya kadar var. 20. Yani 20'den açalım. 20... Hemen ödemek zorunda değilsin. Borçlandıracağız zaten. Gelin 19'da anlaşalım hadi. Size uygun olmaz, mu? Bence? Olmaz. Uymaz oğlum. 19 stek ne? 19 stek burayı vermeyiz değil mi Burak? Bence de. Ben sana niye soruyorsam? Sana niye soruyorum? Ama... Ulan pardon. Niye? Burası da yani arsa ortak Karloş'cum. Senin değil yani. Değil mi? Ha bölüşeceksiniz bir de. Hayır bölüşmeyeceğiz tabii ki. Ben buranın emlakçısıyım. Karloş arsa sahibi. Ben buranın emlakçısı. Ben komisyon alacağım. Aynen komisyon alacak. %3 alacak. Emlakçılar %3'tür, %4'tür. Ali ya şimdi... adamlar buraya kaç stek? Bak parayı verdik. Parayı veren düdüğü çalıyor Ali. Senin gibi öyle köyde falan almıyor yani kimse. Ama ben şehir ortasında almadım ki. Sınırları da belirleyelim ona göre tamam, söyleyeyim. Sınırlar AFAD'ın sınırları içerisinde. Geri kalanı hizayı bozuyor. Şöyle. Şöyle. Yani büyük de oldu. Tamam 19 stek uygunum ben ya. Tamamdır. Hatta 18 yapalım onu. Şimdi ödemeleri kolay olsun. 19'un ödemeleri sıkıntı olur. 18 tamam. Steyi sana bırakıyorum. Hani benden de güzellik bir abilik kardeşlik indirimi olsun sana. Her bölüm başı 4 stek alırım. Yani ben buraya sadece ev mi yapabilirim yoksa başka bir yapı yani evi yaparım bir de yanına başka bir yapı yapabilir miyim mesela? Hayır zaten çok büyük o kadar büyük alan değil burası. Bu arada yeni vergilendirmeyi şey yapıyoruz. Şeye beklerim Burak senin üzerinde de varsa İBB'ye her vergi 64 zümrüt artık vergilemiş 40 zümrüt değil 64 zümrüt oldu. Şimdi arkadaşlar geliyorum buraya ben vergimi bırakıyorum 64 zümrüt. Bu arada sizler de vergilendirildiniz. Şu anda sunucuya yeni katıldığınız için sizin de yok paranız ama kasabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim benim burada köylülerim var. Zümrütü nereden kasacağız bu kadar şey borç falan derseniz. Arkadaşlar ağaç kasacaksınız. Ağaç kastıktan sonra burada geleceğiniz direkt ne yapacaksınız biliyor musunuz? Köylülerden kasmak için yine bana geleceksiniz. Ama ben o soruna da çözüm getireceğim. Onu bahsetmedim. İyi dedin, iyi hatırlattın. Garloş gel şeye. Kız otelin yanına gel. Bir saniye hacım geleceğim. Burada benim kaç tane okçu köylüm var? 1, 2, 6, 7, 8. Bu arada biri uyuyabilir mi? Fantomlar geldi. Tamam arkadaşlar oyuna da girdik. Sabah oldu. Okey. Volta geldi. Neredesin? Gel şeye. Oy Mevlana golem. Mesnevi'den ders aldım. Döndüm Mevlana gibi. Şimdi Garloş'cum az önce dedin ki bir sunucuda bir zümrüt krizi var. Evet. Kimse de zümrüt yok. Evet. Yeni gelen birisi zümrüt kasmak istiyor. Sen nereden kasacak? Benim köylülerimden kasacak. Sana gelseler %98 komisyon alıyorsun. Hayır ya ne bana alaka? Gelseler, şimdi bırak. Bana ben gelseler de, benim köylüm. Kardeşim ben de 8 tane okçu köylü var. Şimdi bana bir stek, 2 stek 64'lük verdiği zaman oraya bir gün boyunca 8 tane okçu köylüyü kullanmak ne demek biliyor musun? Bir tane okçu köylüden 1,5 stek zümrüt alabiliyor. Bu demek oluyor ki 8 tane köylüden yani ne yapar? Hemen hemen 11-12 stek zümrüt almış olabilir. Tek seferde bir günden bahsediyorum. Yani burada bana 2 stek verdikten sonra adamın karı bayağı var. Kendine gel. Tek sende olduğu için bu azalacak. Çünkü herkes kullanacak onu anladın mı? Sen de kullanacaksın ben de. Tamam bir günden bahsediyorum. Atıyorum bugün sen geldin. Bugün sabah akşam olana kadar onlar zaten şeylerini yeniliyorlar stoklarını. Bugün sende. Yani ekstra bugün gün içerisinde yeniledikleri zaman gelip tekrardan kullanabilirsin. Atıyorum oyun içerisinde. Gördüğün gibi. Ha? Çok karışık bir durum yani bu. Ya git işine. Ben bu karışık duruma çözüm getiriyorum. Neymiş? Sen de çok beğenecek. Neymiş? Şimdi benim bir projem var hocam. Kendim üstlendiğim bir proje. Bak burası gördüğün gibi bomboş arazi. Şehrin tam ortası. Ben buraya bir apartman yapacağım. Hacım bir saniye bir apartman yapacaksın da burası senin değil ki amına. Kimin? Burası benim. Kimin? Devletin. Nereden ben alıyorsun? EGM müdürü olduğum burası için. Lan ne YBC'si? Yok burası YBC. Bok YBC. Lan YBC. Lan sunucu benim amına. Tamam ya ama YBC'nin orası. Lan YBC'nin falan değil. Manyak mısın? YBC'nin. Burada YBC'lerin köylüleri vardı diye YBC'nin oluyor sanıyorsun. Hayır. Burayı zamanında ben unutmam hocam. Zamanında burayı YBC Lordenzel'e düzelttirdi. Lan evet, ne alakası var? Lan senyormuştu sen yoktun bile o zamanlar.
Videoları izliyor. Videoları izliyor. Lan oğlum orayı doldurttu hatta. Köleydi Lord Denizler. Evet köle. Garloş. Tamam. YBC tamam bir saniye. YBC'nin de okey. Tamam. YBC'nin şurada da bir arsası vardı ve oraya harita yaptık ve YBC'nin evini yıkmıştık. O zaman burası da YBC son 40 bölümdür gelmediği için bak 40 bölümdür diyorum ve sunucu artık benim sadece video çektiğim bir alan olduğu için yani sunucu benim olmuş oluyor. YBC'nin bütün mal varlıklarına ve arsalarına Adam. Ben çöktüm birader. Bu kadar da volta da geldi. Ayaklanma başladı. Böyle bir şey mi var ya? Herkesin tüm... Evet YBC'nin eşyaları da var bende zaten. Şimdi bak bu mantıkla ilerlersek sunucu senin diye benim evime de çökebilirsin. Hayır okula alakası da, her yok çekilmesin. Abicim alakası yok alakası yok. Abi böyle bir şey var tamam beni dinle be. Ben seni tav edeceğim. Buraya ben getireceğim şey 6 katlı bir apartman olacak. Kardeşim bu için... benim için yararlı bir şey değil daha ya. Anlasana. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Lan köylü koyacağım tamam. Diyorsun. Köylü benim için yararlı ama... mı Ali? Ali. Benim için yararlı mı adamım? Abi de artı senin değil ki kardeşim. Ya tamam. Benim bir dakika. Ali, Musti. Musti konuşalım. Orası eğer madem YBJ'nin de eskiden. Şimdi oraya Burak'ın yapması için herkesin oylaması yapması gerekmiyor mu? Evet Carlos sen hayır, bu arsa için para ödedin mi kardeşim? Tamam nereden oylama yapalım. Yani? Tamam oylama yapalım. Bak buraya zamanında emekler verilmiş. Buraya oylama yapalım. Oylama yapalım. Bana oy verenlere 3'er site zümrüt vereceğim. Arkadaşlar vallahi şimdi ben Burak'ın... Ali, tamam. Ali benim neyim mi? Bir Ali, saniye. Musti. Ali bakın, hiçbir şey dinlemenize gerek yok. Ben sadece vaatimi söylüyorum. Musti bana oy atın. Tamam ben de vaat vereceğim. Ben tamam, de vaat vereceğim. Tamam hadi. Vereyim mi? Süper. Buraya öyle bir apartman yapacağım ki 12 tane daire olacak. 6 katlı olacak. Burada içine hepsini köylülerine, yapısını, her şeyini ben yapacağım. Sadece küçük bir komisyon vererek burada sınırsız, sonsuza dek 2 adet köylü içeriden artık onu şifreleştirirsiniz. Lan 2 tane köylüden ne yapacaksınız oğlum? 2 tane köylü kendinize gelin. Abi onu çiftleştirin. Arkadaşlar ben sadece içeriye numara olarak koyacağım. Onu içeride çiftleştirirsin artık ne yaparsın. Sonsuza kadar köylüleriniz. Kendi şahsi köylüleriniz olacak. Tapulu. Tapuyu da ben vereceğim. Yani ev altı bizim gibi olacak değil mi? Evet ev sizin eviniz olacak. Artık orada yaşamayız. Pardon onu yanlış dedim. Yaşayamazsınız ama orada size ait köylüler olacak. Onu artık şey yok. Kata sığdırın. İstediğiniz kadar çiftleştirin. Ben yapacağım. Sadece sizden küçük bir komisyon alacağım daire başına. Deprem. Tamam çok uzattın. Bak, tamam gel. Musti buraya gel. 1, 2, 3, 3.5. Şimdi ben bir değerlendirme yaptım da. 3.5 stek zümrüt. Alın abi. Alın oyunuzu atın. Al. Al oğlum bir al. Bir dakika ben almıyorum. Çünkü ben bir değerlendirme yaptım ve sonucumu açıklıyorum. Lan şimdi, iki tane köylü var burada. Bir dakika. Tamam ben, hadi. Ben Burak'tan eğer belli bir ücretle alırsam o köylüleri sonsuza dek kullanabileceğim ve bu 3.5 stekten daha fazla kazanabileceğim. Abicim, yani bu benim için abi, geçici bir şey. Aklını kullanabilen adam bir başka ya. Aklını kullanabilen adam bir başka oluyor ya. Tamam sana Netherite set vereyim ne istiyorsun? sana bir tane Elytra vereyim, bir tane de Netherite set göğüslük vereyim. Yani Burak'ın yapacağı evden daha mı şey bu? Oğlum yani? Adam buraya ev yapacak ve köylü oğlum. Koyacak. Köylüleri de sizden her kullanmanız başına komisyon alacak. Sonsuza kadar filan değil. 2 tane köylü Musti. Koyacak. Lan benim şurada 8 tane köylüm var. Lan git lan öldürürüm seni ha. Musti bak bu oğlum bak burada kazanacağın zümrütlerle gidersin borçlarını da ararsın ama hayatı alırsın lan hayatı. Lan 2 tane sonsuza köylüden ne kadar çiftleştirebilirsin tamam. Bir de şunu söyleyeyim. O zaman benim köylülerimi kullanmaya 20 zümrüt. Hadi 64'tü. Bak 2 stek zümrüttü. 20 zümrüt. Tamam 8 tane okçu köylü var oğlum. 20 zümrüt. Buna vereceğinizde bana verseniz daha fazla karlısınız. Hem de 3.5 stek. Sizin cebinize haçlık atıyorum lan. Kendinize gelin. Oo arkadaşlar. Garloş diyenler artı birlesin. Siz yatırımdan anlayan insanlarsınız. Bakın biz buna pasif yatırım diyoruz. Bir saniye. Bana tamam, oyunu verin. Buraya öyle bir apartman yapacağım ki. Düşünmemiz lazım şu anda. Hayır burası benim değilse sen de yapamazsın. Tamam oylama yapıyoruz. Tamam. Hadi Ali. Şimdi sana verecekler mi artı veriyor? Evet. Yok Garloş artı yazıyorsun. Arkadaşlar Burak artı. Ali oğlum hadi bak beni dinle. Buraya öyle bir apartman yapacağım ki sonsuza kadar içeride oğlum, 20 sus, tane adamlar köyledim. Oynayacak bir sus da. Ben oyladım. Ha? Tamam Garloş'a verdi Ali. Musti de Burak'a verdi. Tamam. Bir dakika abi Alias'ı arıyorum. Alias şu anda işte olduğu için gelemedi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hacım videodayız da sana küçük bir şeyimiz düştü. Şimdi biz sunucudayız ve sen yoksun diye ben senin burada hakkını yedirmemek istiyorum. Ve kardeşim burada bir haksızlık yapıyorlar. YBC ne? Sunucuya gelmediği için ya oğlum bir susun amına koyayım. YBC sunucuya gelmediği için onun köylülerin olduğu arsayı madem bu sunucuda benim olduğu için YBC gelmediği için bu arsa otomatikman benim oluyor. YBC'nin de yapıları değil mi? Evet.
Tamam. Şimdi Burak oraya çöküp bir tane apartman yapıp içine iki tane köylü koymak istiyor. Senyor Musti Burak'a verdi oylama kararı. Ali de bana verdi. Şimdi sen de oyunu bana atarsan ben kazanmış olacağım ve buraya bok gibi bir apartman yaptırıp köylüleri yapıp bizim işimize ortak olacak. Yani senin de köylülerin var, benim de köylülerim var. Oyun bana mı, Burak'a mı? Ben sana veriyorum Garloş. Evet yes. Be kazandık. Tamam. Eyvallah canım. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Bunun karşılığını alacaksın Alias. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Alias da oyunu bana verdiği için. Garloş, sen gerçekten çok faşist bir insansın arkadaşlar. Şimdi gel Ali'cim gel. Ali, ben sana 5 stek 1 2 3 4 5 stekli zümrüt attım. Yani gel senin buradan, evinin gel. Arsası bedavaya gelmiş oldu. Hadi siktirin lan. Ali bak, karlı çıktın adamım bu işten. Şimdi ya, sen benim köylülerimi 20 zümrüte kullanabilirsin. Senyorum üstü sen 2 stek zümrüte kullanabilirsin benim köylüleri. Ben çok güzel bir planım var. Burak'la biz o işi... Ha, Burak'la siz o işi. Evet. Neyse Ali, gel biz seninle, bugünkü videomuz konusu çok uzadı. Kendi konumuzdan uzaklaştık. Arkadaşlar bugünkü konumuz otobüs terminali yapacağız. Otobüsler falan yapacağız. Firması olanlar gelecek buradan artık kiralayacak. Buraya şöyle bir yer yapacağız. Burada otogarı olacak, yani otogar dediğimiz terminal olacak. Büyük bir yer. Burada da arkadaşlar otobüsler olacak. Atıyorum metro turizm, Pamukkale turizm, Garloş turizm, şerefsiz domalan Burak turizm filan. Bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi bunun yapımına bir başlayalım. Burak, tam oraya köylü yapacak mısın? Yapmayacağım. Tamam, yapmam bunu. Burak gel. Gel acım. Seninle anlaşacağız burayı. Ali orayı otobüs terminaline başlarken burayı da ben sana bir anlaşalım. Gel, senin de gönlün olsun. Tamam. Şimdi burayı madem biz çocuğa orayı 18 siteye verdik. Tam biraz daha uzakta, okuldan uzakta. Şimdi burası tam merkezi bir yer. Şimdi buraya yarın bir gün şu yanına bir tane de metro durağı açılır. Anladım. Önünde park var. Çoluğun çocuğun gelir. Ya, köylüler gelir. Bir şimdi bir saniye. Ben sana burayı kaç siteye vereceğimi bir söyleyeyim acım. 45 stek. Kaç stek? 45. Sen anca buradan benim neyimi alırsın biliyor musun? Yani çok bir şey demek isterdim demeyeceğim. Ha. Bir olarak bak, birinci olarak burası senin arsan değil. Bu bir. Abicim artık benim arsam oldu. Bir kes. Bir orayı abi, geçeceğim birader. Abicim oynama abi. Yaptık. Bak. Benim arsam oldu burası. Konuşma. Hayır. Konuşma. Biz ona oylama yapmadık ki. Hayır, yaptık. Biz ona oylama yapmadık. Biz ya. Yaptık. Arsa kimindir? Ondan sonra oraya almaya ayrıştayı oynadık. Lan daha deminki oylamanın amacı oydu. Bir hayrına mayrına bir şey yap. 15 siteye var. 45 site ne var? Oğlum adam orayı 18 siteye verdik. Sana burayı... Lan bu site mi? Lan pazarlık yap. Abi ben vermem oraya. 25 olsun 25. 20, 19. Yok. 19 mu? Lan alma adam 18 siteye aralı. Burak bu arada ben kazıklanmış oluyorum öyle olursa. Evet. Ya oğlum ben buraya kamu için bir şey yapacağım. Herkese köylüler şey ben yapacağım. Ben seçerim kamusunu, bana ne var? Burayı almıyorum. Burası böyle kalsın. Bir olarak zaten burası senin arsan değil. Yine bu hak. Abicim hak arsa benim arsam. Hak, artık hak. Benim arsam oldu orası. Orası senin arsan falan değil deme. Bir geç orayı birader. Tamam mı? Geç. Artık benim arsam. Benim arsam amına koyayım, benim arsam. Sen terminali yap, ben de şuraya otobüsü yapmaya başlayacağım. Nerede bunlar? Şöyle bir tane 1 2 3 1 2 3 şöyle 3 blok araya bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle aralarında 12 boşluk var. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Böyle düz basamaklarla birlikte şöyle bir çekeceğiz. Aynısını da buraya yapayım. Buradan arkadaşlar aynı otobüs şeklinde aynı böyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı 5'er blok öne geleceğiz. Bu arada Musti, senin ev ne alemde? Yapıyor musun? Benim ev az kaldı bitmek üzere. Birazdan gelirseniz gösteririm. Tamam. Ben de otobüsü yapıyorum şu anda. 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar kuvars basamakları alıyoruz. Kuvars basamaklarla birlikte 1, 2, 3. Aynı şekilde buralara geliyoruz. Şuralara neden koymayacaksın? Aynen, buraya niye koymuyorsun abi diyecek olursanız, burası tekerlek olduğu için böyle açık kalacak. Sonra bir de buraları da içeri doğru kapatalım arkadaşlar. Bir dakika. Şurayı kıralım. Aynı şekilde geliyoruz kuvars basamaklarla birlikte. Şu iç tarafını da şunları ver bana. İç tarafını bu basamaklarla kapatıyoruz. Bu arada Ali, sen bana yardım ettiğin için sana da bir stek zümrüt vereceğim. Burak ya, bana da yardım et, sana da bir stek atayım. Yok, sen benim kalbimi çoktan kırdın. Ben daha gel, hiç yaratmadım. Gel. Hadi bir, al. Bir stek de benim gönlümü satın alamazsın galiba. Al bir tane de ölümsüzlük totemi al. Gel. Ha tamam. Aldım tamam. Geleyim. Burak sen de yardım et ona da, orası bitsin. Ben de şu otobüsü bitireyim. Açık mavi betonumu aldım ve burada bana merdiven de lazım. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Buraya da bir tanesini koyuyoruz çünkü buradan otobüsün kapısı olacak. Sonrasında buralara geleceğiz. Şöyle tekrardan buralara koyalım. Arka taraftan da bir kapı vereceğiz. O tarafı da kapıyı sonradan kırarız. Ben şöyle koyayım şimdilik. Böyle beyaz basamakların üzerine şöyle koyuyoruz arkadaşlar mavileri. Kuvars merdivenleri aldık. Kuvars merdiveni şöyle
koyduğumuz zaman aynı bu şekilde alacak arkadaşlar. Bunu bütün taraflara yapacağız. Elimdeki basamaklarla birlikte şuralara, tam köşelere koyuyorum. Şimdi arka tarafı da aynısını yapacağım. Şöyle, burası tamamdır. Şuradan bir binelim otobüsümüzü. Arkadaşlar, sol arka tekerlerden şuradan geliyoruz. Aynı bu şekilde burayı komple kaplıyoruz. Tam bu soldaki beyazın üzerine geliyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ve aralarına 3 blok boşluk vererek 1, 2, 3 blok şöyle koyduk. Şu şekilde. En arkaya doğru aralarında 3'er blok olacak şeklinde koyun arkadaşlar. Siz de aynısını yapmak istiyorsanız. Lan siyah boyalacağım yetmedi. Biri bana siyah boyalacağım getirebilir mi? Olacağım mı? Siyah boyalacağım, evet. Arkadaşlar, bu arkaya geliyoruz. Şimdi şöyle mavi betonları çektik. Buradan da çektik. Şöyle. Tamam. Elimde son 4 tane cam kaldı. Burayı da böyle şekilde yapıyoruz. Nice. Bak, otobüsümüz güzel oluyor. Bayağı büyük oldu lan otobüs. Üstün. Ne yapıyorsun burada? Efendim. Bitti mi evin? Şu şey yap. Bitti bizim. Az kaldı hatta. Birazı kalmış. Şu taş düğmelerden şu tekerleklere koydum. Nasıl oluyor? Güzel oldu. İyi oldu. Evet, iyi oldu. Senin şu evin bittiyse ben senin evine bir bakayım. Tamam, bitti evim şimdi. Gel bir bakayım. Geldim ben de yardıma. Tamam, ben senin evine bir merak ettim. Vay, villa yapmış adam. Vay vay vay. Güzel güzel, beğendim. Nice. Arkadaşlar, siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Şu kapıları da bir kapatalım. Evet arkadaşlar, otobüsümüzün önüne de şuralara bir düğme koymamız lazım. Dur bir dakika, şöyle yapalım. Aynen, otobüse şekil vermiş oldum. Tamam, güzel. Otobüsümüzün detaylarını yaparız arkadaşlar. Aynı bu şekilde zaten şu anda otobüse benzedi. Sağını solunu birazcık daha düzelteceğiz. Şimdi burası da otobüsün terminali oldu. Burada bekleme alanları var. Salonlar falan. İçerisinde de otobüs terminali. Mesela böyle yerleri falan var. Burada bilet, gişe. Bilet değil, gişe ama. Bilet ne lan? Buraya yazmışsınız. Buraya da arkadaşlar kocaman bir otobüs terminali yazacağız. Otobüs terminali şu anda bitti. Bitmek üzere zaten. Güzel oldu. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Otobüs terminalimiz mükemmel oldu. İnşallah da buraya yolcularımız gelir. İstediğiniz yere gitmek istiyorsanız bunları siz de gelip buradan bilet alabilirsiniz. İlk gün biletler bedava bak. Neyse. Burada arkadaşlar yeni bir seriye başlamıştım. Mini seri. Bir gün ondan gelecek, bir gün bundan gelecek demiştim. Bunu gidip izleyin. Mükemmel bir video. Bakın, efsane, kaçırmayın. Haftaya arkadaşlar oynatma listemiz var. Gidip bunları da hepsini izleyebilirsiniz. Ekiple Minecraft bölümleri. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.